Eğitime o gün bugündür ara verilmişti. Şimdi peyderpey eğitime geçilmesi planlanıyor ama nasıl olacak? Önce Sare Nur Özsemiz, KRT muhabiri, Hatay Arsuz'da bir eğitim kurumunun, bir okulun önünde. Ondan genel bir bilgi alalım. Daha sonra bölgede görev yapan eğitim çalışanlarıyla, eğitim sen ve eğitim iş şube başkanlarıyla nedir son durum? Öğrenelim bu eğitim öğretim yılında ne gibi eksiklerle yola başladı depremzede çocuklar, bir konuşalım istiyoruz. Önce Sare Nur Özsemiz. Merhabalar Sare Nur. Arsuz'da bir okulun önündesin bildiğim kadarıyla. Tam olarak neredesin? Öğrenciler okula başladılar mı? O binanın durumu nedir? Genel olarak orada deprem bölgesinde eğitime geçilmesiyle ilgili depremzedelerin düşüncesi ne? ...6 Şubat depremlerin ardından artık kademeli olarak normale dönüşün çalışmaya sağlanıyor. Bu noktada da Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da ve Kahramanmaraş'ta okullar kademeli olarak açıldı. Hatay'da tüm kentte okullar açılmış değil, sadece 7 ilçede okullar açıldı. Okulların açıldığı noktalardan biri de Arsuz. Arsuz'da Gök Meydan İlkokulu ve Ortaokulu'nun önündeyiz. Burada ilk ders zili sabah saat 8'de çaldı. İlk önce ortaokul öğrencileri sıralarına ve sınıf arkadaşlarına kavuştular, öğretmenlerine kavuştular. 49 günlük aranın ardından ve saat 12'de onların dersi bitti. Ardından da bu sefer ilkokul öğrenci sıralarına dönüş yaptı. Saatler 12'ye 10 geçeyi gösterdiğinde ilkokul öğrencileri artık sıralarına dönüş yaptılar. Şimdi ders devam ediyor. Saatler 15.30'u gösterdiğinde ilk gün tamamlanmış olacak ama okulu da gösterelim, öğrencileri de gösterelim. Çünkü onlar uzun süredir buraya kavuşmayı bekliyorlar. Bugün ilk ders nasıl başladı? Bir hemen onu anlatalım öncesinde. İlk olarak öğrenciler burada hep beraber sıraya girdiler. Öncelikle ders deprem oldu. Çünkü artçı depremler bölgede devam ediyor. O nedenle öğrencilerin bu noktada bilgilendirilmesi gerekiyordu. Okul müdürü öğrencilere deprem anında neler yapılması gerektiğini anlattı. Herhangi bir tedirginliğe mahal verilmemesi gerektiğini anlattı. Artçı depremler sırasında sınıflarınızda kalın, çök kapan tutun yapın dedi. Kapılara koşmayın dedi. Bu noktada da yine öğrenciler bilgilendirildi. O yüzden artçı depremler devam ettiği için bu noktada tehlike hala devam ediyor. Arkamızda bulunan okul sağlam raporu aldı. Ama öğrenciler uzun süredir ilk defa dört duvarın arasına girmiş durumdalar. O yüzden onlarda da bir mutluluk var ama aynı zamanda bir tedirginlik de var. Şimdi hemen etrafımızı gösterdiğinde kameraman arkadaşım Zekiun etrafımızı gösteriyor. Sen de bahsettin, aslında öğretmen eksiği var. Bazı öğretmenler izinli. O nedenle dersler tam anlamıyla başlamış değil. Öğrenciler de aslında ilk hafta uyum haftası gibi geçebiliyor. Çünkü sosyalleşmeye ihtiyaçları var. Öğrencilerin uzun süredir okullarından uzak kaldılar. Arkadaşlarından uzak kaldılar. Aslında onlara da mikrofon uzatalım. Nasılsın? Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İsmin nedir? Fatma Nur. Peki nasılsın, bugün okuluna kavuştun? Okuluma çok kavuştum. Mutlu oldum ama öğretmenimiz yok. Yine de çok mutlu oldum. İyi ki de okulumuzu açmışlar ama derslerimizi özledik, öğretmenlerimizi özledik, dersleri özledik ama yapacak bir şey yok. Dünya böyleymiş, demek ki hepimiz öleceğiz, böyleymiş. O yüzden ben çok mutlu oldum. İnşallah herkes mutludur. Teşekkür ediyoruz, geçmiş olsun. Öğrenciler de söylüyor, öğretmen konusunda bir eksiklik var. Bütün öğretmenler tam kadro burada değil. Çünkü bütün öğretmenler, bu bölgedeki bütün vatandaşlar, aynı zamanda depremzede, onların da bir hazırlık süresi var. Geçmiş olsun, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Okul açıldı, öğrenciler sınıflarına kavuştular. Peki evet. Göndermekte tedirginlik var mıdır? Çocuklarda bir mutluluk var çünkü uzun süre sonra ilk defa arkadaşlarına okuluna kavuştular. Ama çocuklar buruk. Çünkü Antakya'dan geliyoruz biz. Evimiz yıkıldı. Yazlığa geldik. Hani çok şükür burada daha iyiyiz. Hani bir çadırda değiliz, bir konteynerda değiliz. Çocukları da bu okullar açınca geçici olarak buraya vereceğiz. Evimiz yapılır mı, gider miyiz, gitmez miyiz, ne oluruz onu bilmiyoruz. Peki yani bir tedirginlik de var, artçı depremler şimdi devam ediyor. Evet. Çocukların da korkusu bir nebze korkusu devam ediyor. Onun için zaten bırakamıyoruz, ilk gün bekliyoruz çocuğun okuldan çıkışını. Netice ne olacak Allah bilir. Güveniyoruz hükümete de, inşallah evimizi yapar, evimize kavuşturur. Geçer bu günler, geçeceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ağlamak istemiyorum ama böyleyse böyle.
bir şey diyemiyorum. Allah bilir. Ben teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız misafir burada. Öyle. Siz nereden geliyorsunuz? Biz Kendirondan geliyoruz. Ben kendim de öğretmenim. Biz başlayamadık henüz. Çocuklarımızı bekliyoruz, tedirginiz. Çok da hani içimiz rahat değil açıkçası. Hani ne olacağını bilmiyoruz. Küçük çünkü çocuklarımız. Böyle. Sizin bölgede İskenderun'da henüz okullar açılmadı. Açılmadı. Biz başlamadık. Bekliyoruz. Biz de bir an önce okullarımıza kavuşmayı, çocuklarımıza kavuşmayı bekliyoruz inşallah bir an önce. Siz burada nerede kalıyorsunuz? Burada yazlığımız var. Yazlığa geldik. Çok iyi durumda değil ama barınıyoruz. Yapacak bir şey yok. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sen nasılsın? Kaçıncı sınıfsın bu arada? Ben 7. sınıfım. Okula gelmek, yani yeniden açılması güzel. Yani en azından değişik bir şey oldu bizim için. Ama yani hala bir korku var. Hem bir güvenlik yok okulda. Hem yani daha yeni gidiyoruz. Yani hadi hayırlısı yani. Öyle diyeyim. Dersler nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz ilk yani gün? Yani ilk gün ders işlenmedi açıkçası. Yani bir matematik hocası geldi. Onda da pek bir şey olmadı. Hiç matematik dersi işlemedi. Çoğu öğretmen yok okulda. Peki arkadaşlarını özledin mi? Sınıfını özledin mi? Başka öğrenciler de var çünkü farklı bölgelerden gelen. Yani ben burada okumuyorum. Ama en yakın arkadaşımla olmak güzel yani. Eski arkadaşlarımı pek de sevmezdim. Teşekkür ediyoruz. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Okulların açıldığı için mutluyuz çocuklarımızın adına. İyi bir başlangıç oldu. İnşallah darısı diğer ilçelerimizin de açılmasına. İnşallah güzel olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yaklaşık 49 gün sonra çocuklar ilk defa okullarına kavuştular ama tedirginlik hala devam ediyor. Velilerle de konuştuğumuzda aslında aynı şeyi söylüyorlar. Yani artçı depremler devam ediyor. O nedenle işte dört duvarın arasına girmek uzun süre sonra elbette ki insanda endişeye mahal veriyor. Ama tekrar devam edelim. Okulda bazı öğretmenler yok. Yani tam kadro olarak öğretmenler hazır bulunmuş değil. O nedenle çocuklar da bundan yana şikayetleri var. Yani okullarına, sıralarına kavuştukları için elbette ki mutlular. Ama derslerin de boş geçmesini istemiyorlar artık onlar. Hemen okula girelim, okulu da gösterelim aslında. Şu anda dersteler, ders devam ediyor. Yaklaşık 10 dakikadır da ikinci ders devam ediyor. Şimdi ilk ders deprem demiştik. Öncelikle onların sınıfa, okula, sosyalleşmeye adapte olmaları gerekiyor. O noktada izin alalım öğretmenden, derste neler olduğunu da gösterelim. İyi dersler. Hocam, ilk dersimiz nedir hocam? İlk dersimiz hayat dersi. Doğal afetlerden bahsediyoruz. Yaşadığımız doğal afetler ve diğer afetler. Nereden bahsediyoruz? Peki sınıfta sizin öğrenciniz olmayan öğrenciler de var. Farklı bölgelerden gelen öğrenciler var. 14 tane yeni öğrencim geldi. Genelde Hatay'dan, Defne'den gelen olmuş. Antakya merkezden var, İskenderun'dan var, Samandağ'ından gelmişler. Peki sizin gözleminiz nedir? Yani çocuklarda evet mutlular ama bir tedirginlik de... Kesinlikle, kesinlikle. Yani çoğu sınıfa girmekte bile zorlandı. Aileleriyle birlikte geldiler. Onları okşadım, öptüm, ilgi gösterdim ama tabii ki kendi öğretmenlerinin yerini tutamam. Şimdilik birbirimizin yarasını saracağız. Olay bu. Peki siz nasılsınız? Yani siz de depremzedesiniz aynı zamanda. Ben depremzedeyim. Ben de evimi kaybettim. Ama yani keşke bir hafta önce de açılmış olsaydı diye düşünüyorum. Çocukları görünce biraz daha iyi oldum. Gerçekten. Daha iyi oldum. Aynen. Biraz önce bir öğrencim bir şey anlattı. Beni çok etkiledi. Teneffüs boyunca ağladım. İkizlerim gelmiş. Öğretmenim dediler. Bizim öğretmenimiz size benziyordu. Saçları dalgalıydı sizin gibi ama biz öğretmenimizi kaybettik dediler. Bu çok zoruma gitti. Çok etkilendim bundan. Şükürler olsun ben öğrencimi kaybetmedim. Çok şükür onların yanındayım. Devam edeceğiz. Bir hafta uyum haftası olacak. Ondan sonra yavaş yavaş derslerimize devam edeceğiz. Rica ederim. Evet, ilk ders başladı dedik. İlk ders hayat bilgisi. Depremde neler yapılmalı? Deprem nedir? İşte öğrenciler aslında yaşadılar ama
bir daha konuşmak lazım. Çünkü aynı hatalara düşmemek lazım. Deprem anında neler yapılması gerekiyor? Onlar bunu konuşuyorlar bugün. Öncelikle ilk hafta uyum haftası olacak dedi. Öğretmenimiz de aynı şeyi söyledi. Farklı bölgelerden gelen öğrenciler de var. Onlar da bu okula kayıt yaptırdılar. Çünkü 7 ilçede sadece Hatay'da okullar başlamış oldu. İlk dersleri çalmış oldu. Ama bazı okullar hala açılmış değil. Öğrenciler de o nedenle farklı ilçelerden bu noktaya geliyorlar. Arsuz'da eğitim görmeye devam edecekler. Bazıları evet arkadaşlarını özlediler ama bir yandan da farklı bir sınıfta farklı arkadaşlarıyla tanışma fırsatı buldular. Onlar eğitim öğretimine uzun süredir yaklaşık 49 gündür uzak kalmışlardı. Şimdi bir nebze mutlular ama bir nebze de korkuları devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Sari Nur Esse'mize biz de çok teşekkür